السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ يحيى مسيس. الحمد لله. يقين دبر إشتودن بر أدم سال بس روكا تشيني دي جاند. شو جوش يم تجاب تاك مفتيدم. سال بلد روكا تشقين أستاذ. دكتور أبرار مختار عليماس. Şeyh Abdur Muhtar Ali deyip çakırıyorum. Ya ya adamların içinde yürüyelim. En yaxşı şu adamların içinde yürüyüş. En katta makam bendelik. Allah'a bugün kullik. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a katta makamlarını bir geldiğini aitken de bendem deyip namlayan. Bendem. Bende deyip namlayan. Bendenin yani insanın yeryüzünde tapken en katta ülken makamı bendeliği biraderler. Allah'a secde kıla aldınız mı? Allah degende kalbinizde titrak buldu mu? En katta makam bu. Adamlar avliyalar hakkında her türlü gaplarını gapiradi de. Mesela şunaqa avliyalarını kerameti doğrusu ko'p kitaplar var. Her türlü gaplar var da. Lekin avliya degeni biraderler unaqa juda qiyin işmez o. Allah'ın dostu buluş, Allah'ın bendesi buluş bilen bir xil. Allah'ın bendesi buluş gerek. Allah Teala avliyalar hakkında Kur'an'da ala inna avliya Allahi la khawfun aleyhim ve lahum yahzanun. Agah bulun Allah'ın avliyaları ularga khawf ham, mahzurlik ham, hatar ham yok. Dedi de, devamı da, ellezine amanu ve kanu yettequn dedi. Ular kim? Avliyalar kim? Allah'ın dostları. Uluğ makam. Allah'ın dostu buluş, uluğ makam. Hammamızı arzuyumuz. Kanıydı Allah beni benden dese. Beni dostum dese. Allah'ın dostu kim dese? Ellezine amenu. Bunlar iman keltirgenler. Allah'a iman keltirgen misiniz? Allah'ın dostusuz. Ve kanu yettequn. Takva kılıyapsız mı? Her bir meselenizde şeriat ne degen ikin? Bu işini kılsam menge şeriat ne derkin? Naqd qo'lingizga pul tushib turibdi, shariat nima derkin deb o'ylayapsizmi? Allohning do'stisiz siz. Bundan ortiq maqom yo'q. Kerak emas. Eng zo'r maqom shu. Hech kim tanimasin mayli, lekin Allohning do'sti bo'lish kerak. Va ba'zilar o'ylar ekan, avliyo degani hech gunoh qilmaydi. Yo'q. Avliyolar birodarlar, gunoh qiladi. Ular gunoh qiladi. Lekin o'sha gunohda israr qilmaydi, davom etmaydi. Qachonki bir gunohni ishlasalar, qaytadilar, istig'for aytadilar. Alloh taolo ularning gunohini qabul qiladi deydi oyatda. Hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, Imom Buxoriyda kelgan hadis bor. Bandalar gunoh qilmay qo'ysa, Alloh taolo u bandalarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo hech gunoh qilmaydigan bandasini yaxshi ko'rmasa-ku. Nimaga? Gunoh qilmagandan keyin uni kibri paydo bo'ladi. Biz ibodatni qotirib qo'ydik. Ba'zi jamoalar bor, o'zlarini devona deb oladi. Boshqa odam bilan so'rashmaydi. Odam o'rnini ko'rmaydi. Ba'zilar bor, soqolni katta qo'yib oladi, bo'ldi, dunyoda eng taqvodor o'zi. Yo'q birodarlar, unaqa emas. Alloh sizning qalblarni yaxshi ko'radi. Allah o'ziga bo'yin ekkan qalbi Alloh subhanahu va taologa oqib turgan, ko'zidan yosh balqib turgan, Alloh deganda yolg'iz holda yig'laydiganlarni yaxshi ko'radi. Agar bandalar gunoh qilmay qo'ysa, Alloh taolo dunyodan ularni yo'q qiladi. Ularni o'rniga boshqa bandalarni keltiradi. Ular gunoh qilishadi. Keyin tavba qilishadi. Keyin Allohga istig'for aytsan, Alloh ularning gunohini qabul qiladi. O'shalarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun maqom pastga tushing degan u qiziq bo'ldi-da. U bola ancha gapirdi o'zi, o'sha ancha gapirganini tushunmadik biz. Nima deyayotganini bilmadik. Pastga tushing deganda keyin o'sha gapi tushunarli bo'ldi-da. O'sha kuni stol ham yaxshi tushadigan stol ekan. Bitta qisam tushdi, pak ketib. Mayli, ular ham endi yaxshi insonlar o'zi, faqat bir mazza qilib oldi da chiqib bizga nasihat qilib oldi. Nasihatlarni qabul qildik. Sog' bo'ling. Bismillah. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Qalbimdagi narsalarni bilgandek ko'p savollaringizga uy javob berib qo'ydingiz. Ko'rdingizmi, avliyoman deyapman sizga. Astagfirullah.